Merhabalar, For Life TV'de Dil ve Konuşma Terapisi programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Geçen programımızda dil ve konuşma terapisinin kim olduğundan bahsetmiştik. Tekrardan bir özet geçmek istiyorum. Dil ve konuşma terapisti, dil, konuşma, ses ve yutma bozuklukları hakkında tanılama, başlangıçta değerlendirme, sonrasında tanımlama, terapi programının hazırlanması, gerekiyorsa yönlendirmelerin yapılması ve sonucunda terapiyle kişilerin ihtiyaçlarının karşıladığı bir profesyoneldir. Geçen programımızda birçok detaya indik. Elimizden geldiğince anlayacağınız şekilde konuşmaya çalıştık. Bu programımızda da dil ve konuşma terapistinin kim olmadığını konuşmak istiyoruz. Kime ilk söz vereyim? Kendine. Öncelikle biz doktor değiliz. İlaç vermiyoruz. Evet. Sıra. Evet. Ben mesela geliyorlar. Hocam diyor ilaç mı ilaç? Yok ilaç yok diyorum. Nasıl yani diyor. Yok diyorum biz terapi yapacağız. Nasıl olacak bu diyor. Hocalarımız hep şey derdi. Siz neşterisiz ameliyat yapıyorsunuz. Tam olarak. Gerçekten öyle ve biz o neşteri kullanmadan sizinle bir şekilde ilerleyeceğiz diyorum. Anlamaları biraz güç oluyor. Çünkü Türkiye'de terapist kavramı çok yeni. Dil konuşma terapisti çok yeni. Bilinmiyor. Öyle olduğu için öğretmen de değiliz. Çocuklar geliyor korkuyorlar. Ben soruyorum onlara diyorum ki ben doktora benziyor muyum? Yapıyorlar. Çünkü etrafta oyuncaklar var. Görüyor. Öğretmen miyim? O da değil. Çünkü çok çocuk yok. O zaman ben neyim diyorum? Konuşma ablası. Evet. Ya bir teknik de öğretmen açıdan deyince şu da aklıma geldi. Evet. Hani İngilizce dersi veriyor musunuz? Ya da yabancı dil dersi veriyor musunuz? Dil sözcüğünden dolayı bu anlamı çıkarıyorlar. Çıkarıyorlar. Dış ses yine girdi. Görebilir olacak. Ben çok merak ediyorum yine bu bölümde de. Bir, çocuklarla mı sadece ilgileniyorsunuz? Yani küçük yaştan, hatta bebeklikten başlayıp ölene kadar her alanda, her yaş grubuyla evet, çalışabiliyoruz. Konuşma sıkıntısı olanlarla ilgileniyoruz. Bir. Evet. İkincisi, siz yani bunları herkesle ilgileniyoruz ama bunun ilaçsal bir tarafı herhalde yok yani. Yani terapimizle birlikte tabii ki de kanıta dayalı yöntemlerle beraber terapötik bir şekilde aslında iyileşme sağlıyoruz. Evet, yani evet. Hani ilaç yok, nasıl bir kişi fizik tedavi alarak kaslarını güçlendiriyor ve tekrar yürümeye başlıyorsa aynı şekilde bir kişi tabii direkt yani kimisinde kas güçlendiriyoruz yutmada mesela ya da ses bozukluklarında kas güçlendirmesi yapıyoruz. Evet ama konuşmanın bir kısmı da sonuç olarak beyinde, beyin bölgemizde bir dil bölgesi var tabiri caizse ve en net şekliyle. Dil bölgesinde de bazen yani bildiğiniz neştersiz beyin ameliyatı yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ayşe ben hocam bunu şey dedi ya, pardon özür diliyorum. Siz yani sonuçta dil terapisi üzerine çalışıyorsunuz. Fakat doktor değilsiniz. Pardon siz söylemişsiniz değil mi? Doktor değilsiniz. Size doktor mu zannediyorlar? Eğer hastanede çalışıyorsak doktor oluyoruz. Evet. Rehabilitasyonda çalışıyorsak öğretmen oluyoruz. Yani kendi kliniğimizdeysek de doktor da olunabiliyor. Ha, öğretmen de olunabiliyor. Aynen yani bazen korkuyla geliyorlar. Geçen bir çocuk odama girmek istemedi mesela benim. Dedim ki gel burada bir sürü oyuncak var ya bak önlüğüm falan da yok. Hani bazen önlük dahi ben giyemiyorum sırf hani korkmasınlar diye. Çünkü doktor gibi olabiliyor. Bir de oyun ablası olarak geliyor bazı çocuklar. Evet. Aileler şu öyle tanıtıyor. Bizlere çocuğun durumuna göre biz bunu bu tanımı düzenliyoruz ya da aynen devam ediyoruz. Terapide oyunlar da kullanılıyor demek ki. Kullanılıyor. Evet. Mutlaka. Küçük mutlaka. Çocuklarla özellikle oyunlar. Bir de terapi çok yeni bu. Yani Türkiye'de çok yeni dediniz bu kavram. Ne zaman başladı, nasıl başladı, siz ilklerden misiniz? Bu konuda da biraz bilgi verir misiniz bize? Daha öncesinde yüksek lisans mezunları vardı. 2015 yılından itibaren de lisans mezunları olmaya başladı. Ve o günden bugüne de 6. yıl lisans mezuniyetini. Evet. Öncesinde yüksek lisans olarak devam ederken sonrasında üniversitelerde lisans programları da açıldı. Bu kadar yeniyiz. Yani araştırmalarımız da literatürde yeni zaten. Genelde yabancı literatürde çok kullanıyoruz ki kanıta dayalı çalışabilelim, bilimsel çalışabilelim diye. Kesinlikle. O zaman bizim programın değeri artıyor. Biz bilinmeyeni de birazcık tanıştıracağız halkımızla. Evet, evet, aynen öyle. Evet. Aynen. Hatta programlarımızın birkaç bölüm sonrasında sanırım doğru sanılan yanlışları da konuşacağız. Evet, bu da bence çok faydalı olacak. Kim değildir'e ben devam etmek istiyorum. Çünkü başka şeyler de var söylemediğimiz. Olabilir ama bir şeyi değinmek
sormak istiyorum. Az önce ilaç mevzusunu konuştuk. Biz ilaç vermiyoruz ama bize gelen kişiler ilaç kullanıyor olabiliyorlar. Yani işte bir önceki bölümde mesela kekemelik konuştuk. Kekemelikte kaygı çok sık görülen bir şey ve bunun belli derecelerinde çocuk ergen psikiyatrları vesaire ilaç verebiliyorlar bunun kontrolü için. Depresyon varsa ilaç verebiliyorlar ve o kişiler bize geliyorsa ilaç kullanıyor oluyor. Yani biz ilaç vermiyoruz ama evet. İlaç mesela otizmli ilaç kullanan birisi olabiliyor. Kesinlikle. Yani o Down sendromu olabilir, hiperaktivitesi, evet. Dikkat eksikliği olan bir çocuk olabilir ya da yetişkinlerde diyelim bir kaza geçirdi ya da bir inme geçirdi. Evet. Bir sürü ilaçları oluyor. Tansiyon noktada, hastası, evet. Şeker hastası vesaire. O noktada evet. Doktor sorumlu. Tabii ki evet. De terapimizi etkileyecek bir durum varsa o noktada doktorla ya da çocuk gelişimcisi ya da çocuk psikiyatrisi de kimse herkese zaten ilaç konusunda doktorlarıyla başka diğer eşlik eden durumları da diğer uzmanlarla beraber çalışıyoruz. Çalışmak zorundayız. Onlar da bize danışıyor. Evet. Biz de onlara danışıyoruz. Mutlak bir durum. Ne değilize devam etmek istiyorum. Çünkü söylemediğimiz başka şeyler de var. Herhangi bir dil eğitimi vermiyoruz. Yani şöyle yabancı dil eğitimi vermiyoruz. Ben daha ilk senelerimdeydim sanırım. Birinci sınıfı okurken şey diyorlardı. Hangi dil falan böyle kalıyordum. Yok hani Türkçe konuşucusu olan kişilere terapi veriyoruz. Ha şöyle oluyor. Çift dilli çocuklar gelebiliyor bize. Diyelim bir dili Türkçe, diğer dili ise çocuğun İngilizce, Arapça vesaire her şey olabilir. Konuşmasında geri kalıyorsa bu kişiye terapi yapıyoruz bu çocuğa. Hem aile yönetimi hem çocuğa terapi yapılıyor. Ama gidip İngilizce eğitimi değil yani hadi havar falan diye bir şey öğretmiyoruz. Sizin bence yaşadığınız vardır mutlaka. Benim çalıştığım Rus çocukları oldu birkaç kere. Çift dilliydi ve onlar da mesela anne Rus, baba Türk. Yani anneyle daha çok vakit geçirdikleri için çocuklar Rusça ağır basıyor, Türkçe o kadar iyi değil. İşte onların telafisinde vesaire çalıştık. İşte annesi Rus olduğu için işte yurt dışında daha çok bilinen bir meslek olduğu için dil konuşma terapisi biliyordu ve geldi ve direkt dedi ki bu böyle, bu şöyle. İşte anaokuluna vesaire götürmüştü bizi bulana kadar. Orada biraz daha Türkçe hani ders gibi almıştı çocuk. Anne memnun kalmamıştı vesaire. Bilenler olduğunda evet biz de çok mutlu oluyoruz ama yanlışlar, hatalar, şeyler oluyordu. Bir de mesela benim de ilk yıllarımdayken şeyler de çok söylüyordu. Hani doktor dedik, anlamıyor hani dil konuşma terapisti. Ne olacaksın sen şimdi? Yok, annem şeyi bulmuştu, dil doktoru. Dil doktoru olacak diyordu. O zaman anlıyorlardı. Evet, kekemelerle çalışacaksın evet, sen evet, o zaman. Ha, şu, zaten. Evet, evet, şey peltekler var ya onlarla çalışacaksın. Hani birazcık böyle bir jeton düşme. Evet. Yavaş, yine iyi. Dil şeyinden ya, yabancı dil mi? Hangi dil diye sorulmasından evet. Çok daha iyi. Şey de olabilir. Sakatatçı mısınız falan. Tabii o kadar. O kadar olmadı mı? O kadar ben olmadı. Denk gelmedi. Çok şükür. Şükür ki dış sese denk gelmemişiz. Ne değilize şunu da ekleyelim. Biz diksiyon dersi vermiyoruz. Tabii bu alanda kendini geliştirmiş kişiler varsa verebilir. Ama bizim eğitimimizin temel içeriği diksiyon değil. Yani güzel konuşma değil. Evet. Müzik dersi veriyor musunuz? Şarkı söylemek için gerekiyor mu mesela? Veriyorsanız alabiliriz. Hayır ben hakikaten şimdi konuşma terapisi, şarkı söyleme, mesela bazı arkadaşlar var, kekemeler. Konuşurken kekemeliyorlar ama şarkı söylerken çok düzgün şarkı söylüyorlar. Bunun bir sebebi var mı? Bunu çok merak evet. ediyorum. O yüzden sordum. Şimdi ben iki soruya da cevap vereceğim. Çünkü iki soru geldi oradan. Birincisi şu, şarkı söyleyenler evet şu şekilde terapi veriyoruz. Bir kere onların bir şan terapisi ve şan eğitimi oluyor. Ondan önce eğer seslerinde patolojik bir durum varsa, kısılma, zorlanma ya da bir ameliyat geçirdilerse mutlaka şan terapisinden önce ses terapisi almaları gerekiyor. Ardından şan terapisi ve şan eğitimiyle devam ediyorlar. Kekemelik ve şarkı söylemi kim açıklamak ister? En sevdiğimiz şeydir açıklamayı. Çünkü böyle açıklamak ister misin? Sihirli gibi geliyor insanlara. Yok, sağ ol. Peki, tamam. Yani buyurun. Şöyle, beynin farklı bölgeleri diyebiliriz aslında. Şarkı söyleyince melodi giriyor, şu giriyor, bu giriyor ve ritim var. O yüzden beyin farklı bölgeleri de işin içine girince onu tolere ediyor. Evet. Ve o yüzden orada daha akıcı oluyor, ritimle daha iyi yapıyor. Sonra şu da olabilir. Otomatik olmayla ilgili olabilir mi? O da olabilir. Şarkıyı ezbere biliyor. Orada hani kendisi ritim tutuyor evet ama aynı zamanda şarkıyı ezbere de biliyor. Mesela bazen tekerlemeler.
Evet, evet. Ya ritmik şeyler de insan şeyler. Akıcılığını evet, sağlıyor. Kesinlikle. Çünkü konuşmamız sol, yani beynimizin sol tarafından simgeleniyorken daha böyle sanatsal, daha ritmik şeyler, melodik şeyler sağ taraftan temsil ediliyor. O onu birazcık baskılayınca ya da kompense edince mi denir? Tabiri caizse öyle denir herhalde. Bu da daha rahat, daha akıcı olmaya sebep oluyor. Zaten şöyle diyorum ben bazen, çok ritmik konuşma hani görmüş, videodan izlemiş danışanım. İşte böyle ritmik olunca da sanki akıcı oluyorum hocam. Tamam, ritmik konuşunca akıcı oluyorsun ama ritmik konuşma acaba ne kadar normal gelecek dışarıdaki insana? Yani takılmalar şikayeti de geliyor ama ritmik konuşma da aynı derecede farklı kalıyor. O yüzden biz kendimiz bilimsel yöntemlerimizle terapisini yapıyoruz. Konuşma anlaşılırlığının daha iyi olması için biz günlük hayatta iletişim kurarken tonlamalara vesaire çok dikkat ediyoruz. Ama bu ritmik konuşmada tonlamalar olabildiğince o gerekli heyecan, duygu gibi duygulara vurgu yapılmıyor. Evet. Rap müzik gibi yani. Gerçi rap müzik. Rap'te çok güzel duygu verdi şimdi. Yani direkt o anki hissettiklerine karşı adam çok üzülüyor, ağlayası var. Bunu şarkı söyler gibi bir ritimde söylerse karşısındaki kişiye kendini net ifade edemeyebilir. Bu ne kadar akıcı oluyor? Yani bir tane danışanım vardı, öyle söylüyordu. Hani şarkı söylerken çok iyiyim. O zaman var çünkü böyle terapi yöntemleri de. Böyle bir şey yapalım demişti. Tamam yapalım ama peki sen bunu hayatının neresinde ne kadar kullanabileceksin? Ve hani ve bu yaptığın şey ne kadar akıcı olacak? Hani bizim çünkü hedef, eğer ki hedefin akıcılıksa o zaman bu melodik konuşma, ritmik konuşma ne kadar akıcı? Hayatım boyunca şarkı söyleyerek yani işte merhaba, dış ses falan yapacaksak ve bu hani normal karşılanacaksa problem yok yani sen ama de bilir. Benim problem yok, ben normal karşılarım. Ama herkes yani. Karşılar. Bakkala gelin merhaba, bir ekmek, iki... Aynen o şekilde, aynen. Yani. Yani bir de bizim için hani sadece akıcı konuşmak önemli değil. Bizim kişinin memnuniyeti de önemli. Kesinlikle. Yani kendi konuşmasına yönelik memnuniyeti. Bu noktada o ritmik konuşmayla memnunsa biz ona destek olabiliriz. Bu konuda eğitim verebiliriz. Ha, evet, kesinlikle. Terapi ve hizmeti sunabiliriz. Bu söylediğin çok doğru. Hani hedef akıcılıksa bu ne kadar akıcı ama hedef akıcılık değilse kabul edilebilir. Biz destekleyebiliriz. Bunu tartışıp da ona göre de yol alabiliyoruz. Biz ikna aldık. İkna aldınız mı siz? Ben ikna oldum ama şöyle, bunlar hiç ikna olmadı. Bir duymadan bunu böyle yayınlayacağım, haberiniz olsun. Çok eğlenceliydi. Ya. Soru şartıyla bakıyorum. Evet. İkinci bölümümüzün de sonuna geldik. Bugün size dil ve konuşma terapistinin kim olmadığını, görevlerinin ne olmadığını anlattık. Videomuzu beğendiyseniz ve sizin için bilgilendirici olduysa kanalımıza abone olmayı unutmayın, bildirimlerinizi açın ve yorumlarda merak ettiklerinizi yazmanızı bekliyoruz. Teşekkürler. Ekranlarınız aydınlık olsun.